Gerek uyuşturucu olsun, gerekse bunun ticaretini yapan kirli insanlar şunu bilmelidir ki... bu devlet aciz değildir. Ve gençliğin bu kötü adamların eline geçmesine asla izin vermeyecektir. Bu minvalde bir... uluslararası önlemlerin alınması. Milletvekili İsmail Karayel az önce silahlı saldırıya uğradı. Kendisi yara almadan kurtulurken saldırganın omzundan yaralandığı bilgisi az önce evimize ulaştı. Oğlum, hayatımı kurtardın. Bu adama iyi bakın. Bu adam benim oğlum. Sayın Karayel, saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz ne olursa olsun görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Kimseden korkumuz yok. Bunu herkes böyle bilsin. Evet arkadaşlar, burayı boşaltıyoruz. Buyurun arkadaşlar, lütfen. Gel. Dışarı, buyurun. Buyurun. Teklifimi düşündüm. Baba iş biraz zor be. Boyraz, bak sana söz veriyorum. Bütün problemlerimizi hallederiz. Oturur konuşuruz. Ama bu senden benden daha önemli. Oğlum, senden iyisi yok bu teşkilatta. Yok. Tamam, bakarız. Telefonlarımı açmayı düşünmüyor musun? Ben de seni arayacaktım. Girsene içeri. Dün gece Poyraz gelip almış seni. Evet, oldu öyle bir şey. Ayşegül, ne yapmaya çalışıyorsun? Pardon, anlamadım. Hala bu adamla nasıl birlikte olabilirsin? Bu adam senin hayatını mahvetmedi mi? Sen demedin mi atom bombası patladı hayatımda diye? O öyle olmuyor işte Mete. Efendim, saldırganın kimliğini tespit edebildiniz mi? Arkasında kimler olabilir? Arkasında kim olursa olsun, onların arkasında da kim olursa olsun, benim arkamda aslan gibi emniyet teşkilatı var. Böyle yiğitler olduğu sürece her türlü karanlık gücün üstüne gitmekten çekinmeyiz. Hadi gidelim. Müsaadeniz arkadaşlar. Benim biraz işim var, sen git konuşursun. Tamam. Olmuyor.
Ne kadar kaçarsam gelip buluyor beni. Çeliyor aklımı. Olmuyor işte. Seninki aşk falan değil Ayşegül. Seninki intihar. Göz göre göre intihar ediyorsun. Lütfen Mete. Çok değil, bir ay sonra yine incinen, dökülen, kırılan sen olacaksın. Sen nereden biliyorsun? Bu adamın doğası bu. Sen nasıl görmüyorsun? Mete lütfen yeter. Tamam. Senin hayatın, senin kararın. Benim bir şey demeye hakkım yok. Ama şunu bilmeni istiyorum. Sen o manyağa bırakılmayacak kadar değerlisin. Bizimki yemiş mi bu numarayı? Evet. Babasının hayatını kurtardığını sanıyor. Zayıf çocuk, zayıf. O terk edilme meselesi çok bozmuş bunu. Şimdi bir adil topal arasın, dursun bakalım. Hem sizin de gözünüzün önünde olur. Poyraz artık bizimle. Yarın öbür günde Meltem'i buluruz. Ondan sonra her şey daha kolay olacak. Akıllarınca beni kandıracaklar. Kendi kendine suikast düzenletecek, adil topal yaptı diyecek. Ben gidip onu kurtaracağım. Sonra adil topal benim babamı öldürmeye kalktı diyeceğim. Adil topal bizim babamızmış abi. Bunu düşünebiliyor musun? Bu adam beni kaçırdı. Senin oğlunu az kalsın öldürüyordu. Yani niye yapıyor bunu ya? Neden? Hepsini anlayacağız. Hepsini anlayacağız Meltem. Yalnız bu ikimizin arasından kesinlikle çıkmayacak. Yalnızca sen bileceksin ve ben bileceğim. Bahri öğrenirse? Bahri öğrenirse onu yaşatmaz. İyi, ne yapacağız peki? Bugüne kadar hep onlar oyun kurdu. Hep biz inandık. Bu sefer oyunu biz kuracağız. Anladın mı? Sen sadece bana güven. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.